oluyor böyle Cihan? Buraya kadar geldi. Sandım ben. Kapat kapat kapat. Fena bastırdı. Of 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 of. Yağmura karşı kahve içelim dedik ama yağmur bizi mahvetti. Tepemizden indi yani. Bugün fena fırtına var. 12'ye kadar ama 12'den sonra duracak. Aman nasıl gökürlüyor. Herkese günaydın, merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlog, yeni bir günden başlıyoruz. Uyandım, kahvemi yaptım. Hava güzel ama çok hızlandı bir anda. Yağmur böyle bir fırtınaya dönüştü. Ben çok böyle fırtınalardan hoşlanmıyorum, korkuyorum biliyor musunuz? Yani çok böyle şiddetli yağmur yağdığında, ne bileyim şiddetli gök gürlediğinde falan böyle çok tedirgin oluyorum, endişeleniyorum. Bazı insanlar çok bayılır böyle hava olaylarına. Ama ben her şeyin fazlasından biraz korkuyorum açıkçası. Ama şu taraftan hava açmaya başladı şimdi. Bu yağmur birazdan dinecektir. Bakalım bugün neler yaşayacağız, nasıl bir gün olacak? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Şu an hiçbir planım, projem yok. Bakalım bugün ne yapacağız beraber. Şimdi önce kahvemi içeceğim. Buradan bana sesleniyor. Ne oldu? Bak. Bak 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 bak. Mutfak tarafından gelsene yahu akılsız kedi. Ha? Şeker. Şeker. Al beni diye nasıl bağırıyor içeriden? Pişt. Bak yaramaza bak yaramaza. Yaramaz. Buradan sana kapıyı nasıl açmam bekliyorsun şeker? Hasta mısın oğlum? Buradan nasıl açacağım ben sana o kapıyı? Mutfak tarafından gelmen gerekiyor. Görüyor musun siz yaramazı? Elimdeydi. Şeker, limon, limon, limon. Kedi surat, kedi surat. Pişt. Şimdi ben krep yapacağım. Yani tuzlu krep yapacağım. Şekere bakar mısınız nereye girmiş? Tuzlu krep yapacağım. Bu krep tarifimi merak ediyorsanız sizi yemek kanalıma bekliyorum. Videonun açıklamasına bu tuzlu krepin çok kolay bir şekilde sizin de yapabileceğiniz bu tuzlu krepin tarifini bırakıyorum. Oradan gidip hem kanalıma abone olup takip edebilirsiniz. Güzel tariflerimden faydalanabilirsiniz. Hem de bu krepi yapıp lezzetli, afiyetle yiyebilirsiniz. Hepsi bittikten sonra, piştikten sonra size son aşamasını göstereceğim. Ona göre yapıp yapmayacağınıza karar verirsiniz. Şimdi ben krep yapmaya başlıyorum. Gerçekten başım döndü çünkü çok acıktım yani. Şu an gerçekten çok geç bir saat oldu. Biraz bugün biraz fazla oyalandım. Neyse şimdi oturacağım. Peynirli omlet yapıyorum burada ve kreplerim hazır olmak üzere. Son bir tane kaldı. Bu şekilde. Ay yaktım bile bak. Daldım yumurtaya çünkü. Bu şekilde böyle krepler yapmak istiyorsanız dediğim gibi kanalıma bekliyorum sizi yemek kanalımda. Detaylıca tarifi anlattım. Ay sesim çıkmıyor. Ölüyorum ben galiba. Açlıktan ölüyor olabilirim çünkü şu an saatler. Neyse 12 olmak üzere. Omletimiz olmak üzere. Hemen geçiyoruz kahvaltıya. Allah bayılacağım yoksa. Evet. Evet kahvaltımız hazır şimdi. Kahvaltı zamanı. Vallahi ben ölüyorum ha ona göre. Hemen başlıyorum. Daha uzatamayacağım. Şeker. Çekil bakayım ayağımın altından çocuğum. Şeker. Çok fenaymış şeker. Yağmur durdu bu arada. Birazdan hava açmaya başlar. Mis her taraf ıslandı. Haydi ben kahvaltıya. Az önce üzücü bir telefon aldım. Telefondaki karşıdaki acı ses. Şunu bir tutar mısın? Bana ne diyordu biliyor musunuz? Suna, buzdolabımız bozuldu. Servis geldi. 3000 TL para istedi. Ne yapacağız be kızım?
ne yapacağız? 3000 lira şimdi servise vereceğimize gideceğiz dolap bakacağız dedim yani anne. Annem aradı. Merak et delladım. Kadın var ya gün geçmiyor ki bir şey için aramasın. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi ona dolap bakmaya gidiyoruz. Şimdi bir buzdolabı arama maceramız başlasın o zaman. Bakalım nereden ne bulacağız. Dolap fiyatları anasının gözü gibi fırlamış durumda. 10.000, 15.000, 20.000 öyle bir kabataslak baktım da. Umarım makul bir şey bulabiliriz. Bakalım kısmet. Hadi gidiyoruz çarşıya, dolapçıya. Şimdi Vestel'e bakacağız. Beko'ya baktık az önce. Orada kafamıza yatan bir şey bulamadık. Şimdi Vestel'den bakacağız. Şimdi biz Vestel'e baktık. Vestel'deki dolap 13.000, 14.400 müydü neydi öyle bir şeydi. Annem onu beğendi, fena değil. Beko'dan bir tane beğendi, 17.000 TL falan, 17.000 TL civarında. Hı. 17.000 TL civarında. Bakalım, bakacağımız birkaç yer daha var. Oradan sonra annem bir karara varacak. Az buz değil tabii ki fiyatlar, pahalı her şeyde olduğu gibi dolaplarda da o şekilde. Yani 12.000, 13.000, 14.000 liradan aşağı iyi bir dolap yok. Var küçük boylular var, onlar 10.000 lira. Biz o küçük boyluları istemiyoruz. Birkaç yere bakalım, ondan sonra karar verdiğimiz dolabı çekerim, gösteririm size de. Nerede? Beko Meko var mı burada Cihan? Şurada ileride var diğer galiba. Diğer girişte miydi? Yo, ne burada diğer? Burada Cihan, burada. İleridedir Beko ya. İleride. Değil mi anne? Ben öyle biliyorum. Ben de öyle biliyorum. Canım bir blok daha var ya. Acaba tamam, diğer ileride işte. Gireceğiz işte oraya. Ama şey bu tarafta Samsung şu köşede. Beko daha ileride. Bakmıştık ya makine. Ya bir bakalım işte bir fikir alalım ya. Hangisiyse onu alacağız. Boştan bakacağız şimdi. Koyunlara bak. Anne baksana kuzulara. Ay ne güzeller. Bir ara ben de fırsat bulup yatağımla şeyi değişsem çok tatlı olacak. Bazamı. Yatak baz almayı istiyorum kendime. Hadi giriyoruz şimdi. Ne kadar güzeller. Kendime tez zamanda yorgan ve nevresim takımı almam lazım ve yastık. Anne, en kısa zamanda kendime yorgan, nevresim takımı ve yastık almam lazım. Hayır, şu an değil. Teşekkürler. Evet anne. Bir ara bir fırsat bulup bakmamız lazım. Şimdi Media Market bilmem neyse işte be. Buradan bakacağız dolap. Burada her marka var zaten. Aa, ne güzeller. Elektrikli su pıtırlar. Buradan bir bakalım modellere anne. Kendime böyle bir kahve makinesi alacağım bir gün anne. Bir gün almak istiyorum. Aa, bak şu şeylerin fiyatlarına bir bakalım mı? Ben şunlardan istiyorum ya. Burcu da almış bundan. Baksana. İşte yemek memek yapıyorlar ya işte. Baranda vardı ya hani ondan. Anladın mı? Tefal'im varmış. Başka kimin var? Grundig'im var. King'im var. Burada da bir tane var. Aa, Kenwood bu iyidir işte. Ama öbürü daha iyiydi en başta baktım. Daha büyüktü. Haznesi. Grundig. Grundig de iyidir. Neyse boş ver. Kolay yemek yapmak için hemen. Benim hep öyle kolay şeylere ihtiyacım var ya. Gel buzdolaplara gidelim anne. Ha waffle makinesi var mı burada? O ne tarafta? O tarafta mı? Tamam. Şuradan dolaşalım. Çünkü ben bir waffle makinesi istiyorum ya anne. Esilem çok seviyor waffle'ı. Onun için aynen. Ha, işte bak bu çok güzelmiş. Hem de Korkmaz'ın. Süper. Çok iyi. Çok kaliteli. Aynen bu olabilir. Fiyatı bu kadar. Fakir. Bunlardan vardı bizde ama yuvarlak istemiyor Esile. Böyle kare kare istiyor. Belki onu düşünebilirim. O güzelmiş. Bak Cem waffle makinesi. Çok güzel. Fiyatı da iyiymiş ama bakacağız. Hadi. Bakalım bize uyacak olan dolaplar var mı? Grundig. Bu ne? Samsung. 16.000. Şu Samsung olabilir. Anne şunun içine bir açıp bakar mısın? Bu ne Samsung? 22.000 lira. Maşallah fiyatlara bak. Dolaba karar verdik. Şimdi. Ay tam aradığım şey işte. Bunu da Esilem'e alacağım.
Zaten hediyesiymiş bizim dolabın. Annem de hediyesini bana kullandırdı. Sağ olsun canım benim. Evet. Ay şunlara da bayılıyorum ya. Benim bak şeyler çok güzel anne. 1000 lira falanmış bunlar da. Olsun. Alırız. Alacağız sana onlardan. Tamamdır. Ben o makineyi istiyorum. Tamamdır anneciğim. Hadi gel işlemleri yapalım şimdi. Bunu istiyoruz. Onu alacağız evet. Şimdi biz markete geldik. Birkaç eksiğim var. Onları alacağım. Anneme dolabı aldık. Buzdolabı. 17 bin liraya bir dolap aldık Beko'dan. Yarın gelecek. Onu da mutlaka bu bloğun arasında bir yere sıkıştırırım. Görürsünüz ne model aldığımızı, nasıl bir şey aldığımızı. Yani gönlü oldu. İstediği dolabı aldı. Ben şimdi marketten eksiklerimi alacağım. Sonra da eve. Açıl be ya bu da. Aheste aheste. Ağır yaşamlar. Ağır yaşamlar aynen. Muz var mı bakalım, yok gibi görünüyor. Var mı? Ha süper. Esra'ya muz alacağım. Esra muz çok seviyor çünkü. Birkaç tane muz alayım şuradan. Yani biraz yeşil yeşil gibiler ama yine de alacağım. Çok serttir bunlara. Neyse şurada şunlardan alabilirim. Yeşil ama Cihan. Güzeldir. Ya. Tabii. Tutar mısın lütfen? Şu 4 tanesini alacağım. Çok çok almayacağım. Çünkü çok yeşil olayına bayılmadım açıkçası. Heh. Bakalım başka ne alalım? Şey alacağım. Badem, ceviz alacağım. Badem cevize silam seviyor. Çıh! Hep birlikte inşallah. Badem ve cevizler burada değil, değil mi? Nerede? Evet, badem ceviz. Şeyde yok mudur öbür tarafta? Bilmem, oraya da bak. Yok, buradan badem alacağım. İşte karpuz. Karpuz, bademini alalım. Cevizini alalım. Güzeldir bunlar, kötü değil güzel tatlı. Tamam. Canım, badem ceviz. Başka bir şey almıyorum. Yok. Okey, tamam. Metro var mıydı evde? Yok. İki tane metro alalım. Metro seviyor. Evet, başka bir şey alacak mıyız? Yok. Almayacağız. Benim aklımda başka bir şey yok. Hadi gidelim. Yok. Almıyoruz başka bir şey. Şimdi en son anneme dolap bakıyorduk. Orada kalmıştık. Ertesi gün oldu ve annemin dolabı geldi. Kuruldu. Çok güzel bir dolap. Eskisi böyleydi. Bu şekildeydi. Üstteydi buzluğu falan. Yeni nesil aldık şimdi anneme. Çok çok mutlu oldu anacığım benim. Bunu çok beğendi. Beko aldık. Ondan sonra bu arada adacığımın resmi de hemen baş köşede. Zaten öbür dolapta da burada duruyordu. Annem bu dolabı çok beğendi. Gezdik dolaştık ve biz buna karar verdik. 2 saat 3 saat dursun demişler. Böyle sonra yerleştireceğiz dolabı. Bu şekilde böyle çok güzel bir dolap. Yani gerçekten de bayağı iyi. Buzluğunu da göstereyim size, buzluk tarafına. Böyle bir şekilde iki tane rafı var. Oldukça büyük. Bu dolabın eni 74 santim, boyu da 1.86. Diğerine göre daha büyük bir dolap. 17, ne kadar almıştık be Can? 16.600'e aldık. Aynen. Aynen öyle yani. Bu şekilde böyle oldu buraya. Çok da güzel oldu. Anacığım güle güle kullansın. Dolabı da göstermiş oldum. Şimdi gidiyorum ben, biraz uzanacağım. Tamam. Gittim. Aynadan dur, kendimi göstereyim. Seni niye gösteriyorum ki ya? Öf. Bak şunu da göstereyim size. Annem bu kokuyu A101'den alıyor. Değil mi anne? Evet. Ama nasıl güzel kokuyor var ya. Böyle çubuklara sokuyorsunuz, biliyorsunuzdur zaten, ben de alacağım kendim buradan. Böyle eve girer girmez nefis kokuyor yani, çok güzel kokuyor. Ama vardır mutlaka, bunu biliyorsunuzdur zaten de. Ben şimdi birazcık uzanıp dinlenmek istiyorum. Kendim böyle bir halsiz, bir bitkin, bir tuhaf hissettim bir anda. Yoruldum. Havuza mavuza gittik çünkü bugün. Biraz dinleneyim. Ondan sonra çay içeceğim. Sonra da eve gideceğim. Öyle. Şimdi Esra'yı tırnakçıdan almaya geldim. Dur bir dakika. Esra'nın tırnaklarına da bakar mısınız? Nasıl ama bak, her seferinde bir level dağıtıyoruz. Ay Allah'ım, müthiş olmuş Esra. Her seferinde bir level dağıtladı. Ay Berna, ellerine sağlık Berna'nın. Ne kadar güzel yapmış. 10 numara. Aman Allah'ım. Her şeyle muhteşem yani, mükemmel. Esra'yı şimdi tırnakçıdan almaya geldim ama bayıldım. Ben de bir dahaki sefere böyle yaptıracağım Esra. Şimdi eve hadi gidiyoruz Esra. Hadi kaçacağım. Hadi koş koş. Ne dizisi var başlıyor duy bugün? Beni. Duy Beni diye bir dizi başlıyoruz. Esra ile ona başlayacağız. Aa, 6. bölüm mü? Ben de her zaman izleyeyim. İnternet izledim ama ben yeni başlıyor sandım. Anladım. Zorbalık. Bayıldım. Müthiş. Tamam hadi evde görüşürüz. Annem...
Evet, şimdi ben evimdeyim artık. Oturuyorum, dinleneceğim, çay içeceğim. Böyle aydınlık durduğuna bakmayın. Şu anda saat 9 neredeyse ve karanlık. Bu telefon niye böyle Cihan? Sümercim 9 değil ya, 8.17. Ya tam 8.30 yani. Ama hava şu an buradaki kadar aydınlık değil. Sanki öğlen güneşi var bu şu an. Niye böyle? Gün batımı suratına vuruyor da o yüzden. Hayır, ben gün batımı, güneş batalı 40 saat oldu. 40 yani mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Aydınlık çeksin. Bak, aydınlık çekemem. Bir yer böyle karıncalı karıncalı. Ay yok be. Bu telefon beni hiç memnun etmiyor. Bana bir tane şey alacağız. Şu Canon'un böyle Canon 7 miydi? Neydi onlar? Böyle küçük el kameraları var. Onlar çok güzel çekiyor. Bir yer araştırmıştım. Ver siparişini. Ben istemiyorum bu telefonla video çekmeyi. Hemen. Öbür kamera çok büyük. Onunla bir yere girdiği zaman böyle bakıyorlar. Bu ne yapıyor? Bizi mi çekiyor? Ne yapacak acaba? Nereye verecek acaba? Bizi böyle bir dehşete kapılıyor insanlar. O küçük kamera telefon gibi böyle. Onunla daha rahat çekebilirim. Gel bak görüntüye gel. Ya böyle bir görüntü şekli olur mu? Ya sen iPhone 13 Pro Max'sin. Sen neredeyse 40 bin liralık telefonsun. Bu. Neredeyse değil ha, 43 bin lira. O 43 bin lira mı oldu? Evet. Yok. Bu 1 terabayt. Bak. Bak görüntüye bak. Ay yazık. Görüyor musun? Aa. Sen karıncalar geziyor üstümde. Ya, olmaz yani. Yapma be. Karıncaları öldürüyorum. Deli. Fırsattan istifade. Şşş, çaktırmayın. Neyse, videoyu burada bitiriyoruz. Bu vlog bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Bay bay. Ne kuduruyorsun acaba böyle bugün? Hadi görüşürüz. Bay bay. Burada diyeyim.